Akronis Otel Genel Müdürü Sayın Ünal Özgen'le birlikteyiz. Aslen Afyonkarahisarlısınız. 30 yıllık zaman diliminde turizm sektörüne katkılarınız emeği olan bir isim olarak. Önce kısaca sizi hatırlayalım efendim. Sayın Ünal Özgen kimdi? Ben dediğiniz gibi Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yetişmiş, orada doğmuş, büyümüş. İlk orta öğrenimimizi orada yaptık. Meslek hayatımıza çocukluğumuzda başladık. Garsonluk, komilik gibi. Bu işi yaparken bu işin ilmini de alalım dedik. Muğla'da turizm otelcilik okuduk. Bodrum bölgesinde, Muğla bölgesindeki otellerde çalışarak başladık. Afyon'a gelişimizde yine bir öğrencilikle alakalı maliye bölümü okuduk Afyon'da da. Maliye bölümü okumak için geldiğimizde de yine Afyon'daki otellerle tanıştık. Termal turizmle tanıştık. Biliyorsunuz bölgenin en ilk yapılan oteli, daha doğrusu bölgenin demeyelim, Türkiye'nin ilk termal oteli Afyon Orucoğlu Termal'dir. Bu bölge Orucoğlu ailesiyle çalışmaya başladık. Bir takım çalışmalar orada yaptıktan sonra da Korel bünyesinde ve en son 3 yıldır da Akrones bünyesinde genel müdürlük yapmaktayım. Peki efendim, Akrones 3. kuruluş yıl dönümünü tamamladı. Yüz güldüren prestij sahibi Afyonkarahisar'ın kıymetli tesis, termal tesislerinden bir tanesi. 3 yıllık zaman diliminde yeni genç bir tesis olmasına rağmen neler söylemek istersiniz başlangıçtan bugüne? Tecrübeli bir turizmci olarak. Biliyorsunuz biraz önce bahsettim. Termal'in 5 yıldızlı otellerle tanışması Afyon'da gerçekleşti. Bunu Orucoğlu ailesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin bu konuda termal turizm konusunda ufkunun ilk açılışı, ilk temellerini onlar attı. Aradan yıllar geçti. 92 yılında bu işe başlanmıştı, Orucoğlu işine. Burası da uzun yıllardan sonra birkaç otel açıldı biliyorsunuz. Her açılan tesis Afyon'da bu termal turizme kendi çapında katkılar sağladı. 2016'nın Aralık ayında da Akrones Afyon'da hizmete kapılarını açtı. 2017 diyebiliriz son Aralık ve Ocak olduğu için. Yani şu anda 3 yılını doldurdu. Termal turizmi tercih eden misafirlere en üst seviyede, en üst konforda hizmet sunan, gerçekten Afyon'da kalite standartlarının en üst seviyeye çıktığı bir hizmet anlayışıyla, konfor anlayışıyla kapılarını açtı ve Afyon'da, hani Afyon zaten biliyorsunuz termalin başkenti konumuna erişti. Akrones'le birlikte de bu gerçekten Afyon'a gelen insanlara, ya Afyon'da böyle bir otel var mıymış biliyorsunuz, böyle bir bu yapıdaki oteli gören herkes kapıdan girdikten sonra lobiye geçtiğinde biliyorsunuz, görmüşsünüzdür lobimizi. Kafalar yukarıya doğru kalkıp oradaki çok güzel bir atmosfer var. O atmosfere bakıp Afyon'da beklemedikleri bir kalite anlayışı ve konfor anlayışıyla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla Akrones'te Afyon'daki termal turizmin en yüksek seviyede, en kalitenin en yüksek çıtaya ulaştığı bir otel olarak hizmete girdi. Biz de bu biliyorsunuz böyle bir altyapıda hizmeti de, burası sadece binadan ibaret olmuyor, hizmeti de en üst seviyeye getirmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte her türlü çalışmaları yapıp ekiplerimizin eğitimlerini sağladık. Bakanlığından, Turizm Bakanlığı'nın eğitim birimlerinden destekler aldık. Diğer özel eğitim kurumlarından destekler aldık. Kendi bünyemizde bir eğitimci alıp personelin devamlı eğitimini arttırarak, biliyorsunuz eğitimle bu kalite hizmet anlayışı yükseltilebiliyor. Personelin devamlı eğitimini sağlayarak bu kalite anlayışını tüm en alttaki birimimize kadar ulaşmasını sağlayıp Afyon'a, Akrones biliyorsunuz Albay ailesinin özgür yapının bir kuruluşu. Onlar Afyon'a yani böyle bir tesis kazandırmışlar. Ellerine sağlık diliyoruz. Biz de ekip olarak bu yani emeğin karşılığında bu oteli en üst seviyeye, hizmet seviyesini, kalite seviyesini en üst seviyeye çıkartmak için ekibimizle birlikte güzel bir çalışma örneği sergilemeye çalışıyoruz. Kaç personel çalışıyor ekip olarak?
Yani zaman zaman değişiyor ama ortalamada biz 280 ile 300 arası sezona göre elemanlarımız bulmakta. Yani 300 personelle hizmet verebiliyoruz diye aldığımız destek elemanlarıyla birlikte. 300 personelle bu aynı zamanda turizmde oda personel ortalaması diye bir ortalama vardır. Onun üstündedir. Yani genelde 0.80, 0.70'lerle çalışırlar. Yani oda sayısına göre biz de neredeyse birebir bir odaya bir personel anlayışıyla yüksek bir personel sayısıyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki genç bir tesis olarak farkı ne Akronis Termal Otel'in? Bu piyasada, bu sektörde şehrimize kattığı değer itibariyle. Tabii ki her tesis, biraz önce de söyledim, Afyon'daki termal turizmin gelişmesine katkı sağladı. Akronis Termal'de bu konuda kaliteyi en üst seviyeye çıkarırken bunu nasıl yaptı derseniz, tesisimiz 317 odalı ve 750 yatak kapasitesi, ilavelerle 1000'e kadar ulaşabiliyor. Neyimiz derseniz, bizim sosyal alanlarımız ve müşteri başına veya oda başına düşen metrekaremiz Türkiye'nin ortalamasında bir metrekare. Yani oda başına neredeyse 260 metrekare gibi bir alanla bu diğer otellerde 150 ile 200 arasında değişmekte. Ve yatak kapasitesine baktığınızda aşağı yukarı 130-140 metrekarelerde. Dolayısıyla insanlara çok geniş ferah alanlar sunuyoruz. Geniş bir lobimiz var. Çok geniş bir spa, yani açıldığında Türkiye'nin en büyük spa alanına sahip termal tesis olarak lanse edildi. Gerçekten çok sayıda havuzlarımız var. Geniş spa alanlarımızda işte masaj alanlarımız, güzellik cilt bakım alanlarımız, bayanlar ayrı, bayanlar ayrı termal bölgelerimiz, mix olarak hizmet alabilmesi için yine termal ve mix havuzlarımız, ayrı havuzlarımız ve açık havuzlarımız mevcut. Özel aile banyolarımız mevcut. Yani spamız gerçekten bölgede baktığımız zaman termal otellerde hani kıskandıracak düzeyde bir spa alanına sahibiz ve spa hizmetlerine sahibiz. Onun haricinde neyimiz var derseniz bir kongre merkezimiz var. Kocatepe Kongre Merkezimiz var. İsmini de biliyorsunuz Akronis Termal, bu arada Akronis ismi Yüksektepe anlamında Afyon'un eski isimlerinden. Kaleyi temsilen zannedersem söylenmiş Yüksektepe Akrones ismi. Merkezindeki toplantı salonlarımız kongre adından anlaşılacağı gibi Kocatepe Kongre Merkezi biliyorsunuz zaferin başlangıcı, kurtuluşun başlangıcı Cumhuriyet'in Kocatepe'yi kurulduğu topraklar. Temsil ediyor. Diğer bizim salonlarımız da, o kongre merkezimizdeki diğer küçük salonlarımız da yine Afyon'daki bu zaferin ve kurtuluşun olduğu Zafertepe, Beytepe, Belentepe gibi bu savaşın geçtiği tepeleri simgeleyen toplantı salonlarımız mevcut. Bölgenin en büyük kongre merkezi, bölgenin en büyük toplantı salonuna, salonumuz 1870 metrekare. Yani tiyatro düzeninde 2000 kişiye hizmet verebilecek düzeyde bölgenin en büyük salonu. Üçe bölünebiliyor ve onun yanında da diğer küçük salonlarla birlikte gerçekten güzel bir kongre merkezimiz var. Diğer otellerden yine farkımız 300 araçlık bir kapalı otoparkımız var. Biliyorsunuz Afyon şartlarına ya soğuk ya çok soğuk, şimdi de eksilerdeyiz, ya da çok sıcak oluyor yazın, biliyorsunuz karasal iklim. Yani kapalı otopark da bu anlamda gerçekten müşteriler için önemli bir tercih sebebi olabiliyor. Konum itibariyle çok güzel bir konumda biliyorsunuz. Tam kavşak noktasındayız. Yani Türkiye'de yolların kesiştiği kavşak dediğimiz, bu adı Özdilek'le anılsa da Özdilek kavşağı gibi geçse de biliyorsunuz Türkiye'nin işte İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir kavşağının kesiştiği bir noktada güzel bir konumdayız. Yan tarafta AVM'nin olması yine otel müşterileri için güzel bir imkan. Hemen yürüme mesafesinde AVM'yi gezebiliyorlar. Bu bizim otel müşterilerimiz ve otelimiz için güzel bir olay olsa da aynı zamanda AVM için de, AVM'ye de biz çok ciddi bir katkı sağlıyoruz. Yani o anlamda baktığınızda bizim müşterimiz de AVM'ye ve alışverişte ciddi destek sağlıyorlar. Ki kendinize az lezzetleriniz de var. Mesela Keyhan Tabii. Stik. Tabii. Bölüm bölüm geçiyorum.
Hemen yine otel bünyesinde alakart hizmet veren ve Afyon'da şu anda zannedersem yanlış olmasın tek City House'u diyebiliriz. Keyhane City House'umuz var. Bundan hem otel müşterilerimiz hem de yoldan geçen, bu bölgeden geçen insanlar ve Afyon'daki yaşayan insanlar otele girmeden de girip bu steakhouse'umuzdan faydalanabiliyorlar. Ve Afyon'un gerçekten seçerek aldığımız, hani Afyon'un et firmalarından Afyon'dan alıyoruz biliyorsunuz bu etleri. Ve seçerek aldığımız ve buradaki misafirlerimize sunduğumuz gerçekten dinlendirilmiş, dry dolabında bekletilerek dinlendirilmiş steak konusunda son derece başarılı bir Keyhane steak house'umuz mevcut. Odalarımız bu anlamda gerçekten biraz önce hep otelin genişliğinden bahsettim. Bizim standart odalarımız da Idelik Superior diye isimlendirdiğimiz standart odalarımız 35 metrekarece. İnsanların biliyorsunuz termal turizmde sahil gibi değil. Biz insanlara bir çatı altında 24 saat hizmet veriyoruz. Ev İnsanlar konforunda. tabii 24 saat aynı bütün hizmetlerini, bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Tabii ki dışarıya çıktıkları anlar oluyor ama deniz olmadığı için her türlü imkanı bu çatı altında veriyoruz. Bu dolayısıyla insanlara geniş ferah mekanlar sunulmuş bu otelde. Yani gerçekten diğer rakiplerimize karşı, rakip demeyeyim yani otellerimize karşı hani büyük bir avantaj sağlıyor. İnsanlar ferah imkanlarda hizmet alıyorlar. Odalarımız da geniş ve ferah. Ve en son yapıldığı için biliyorsunuz hep sonradan yapılan tesisler teknolojiyi iyi şekilde kullanılıyor. Burası da gerçekten teknolojinin en iyi şekilde kullanıldığı, teknik altyapısı en güzel tesislerden bir tanesi. Biz yaz kış aynı konforu sağlayabilecek şekilde, kışın hem ısıtma hem soğutma sağlayabilecek şekilde klima sistemlerimiz, havalandırma sistemlerimiz, teknik altyapımız da gerçekten iyi düzeyde. İnsanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Yani tercih edilmek güzel bir şey. Tercih edilmek için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biraz önce dediğim gibi tatil için gelenleri de yani mesela Sömestri'de çocuklu aileler geliyor biliyorsunuz çocuklar için geliyor. Biz çocuklara hedefimiz şuydu bunu da başardık. Biz Afyon'daki Akronas Otel'e gidelim anne baba dedirtmekte hedefimiz. İnanın şu anda 3 sene içerisinde devamlı gelen bu Sömestri'lerde şimdi Müdavim kemik müşteri. Sömestri'de biliyorsunuz üçe bölündü hani Kasım, Ocak ve Nisan olarak biz artık çocuklara Türkiye genelinde yani Afyon'da değil sadece Türkiye bir Ankara'da İstanbul'da biz Akronas Otel'e götür anne baba dedirtebiliyoruz. Bunun için animasyon faaliyetleri, eğlence faaliyetleri düzenliyoruz. Ek animasyon hizmetleri ve gösteriler getiriyoruz. Bazen burada da lobimiz çok geniş olduğu için dans grupları getiriyoruz Antalya'da. Geldiklerinde misafirlerimiz yani diyor ki ya biz bunu hani Afyon'da görmek hiç düşünmüyorduk ama bu dans gruplarını ve eğlence gruplarını görünce gerçekten şaşırıyorlar. Yani beklenti ama şu beklenen hizmeti değil beklentilerinin üstünde bir hizmet vermek istiyoruz ve bunu da başarıyoruz. Tecrübeli bir turizmci olarak, genç bir gözde genç olmasına rağmen, yeni olmasına rağmen sektörde tercih edilen gözde bir otelin genel müdürü olarak Akronas Termal Otel'in. Tavsiyeleriniz ne olacaktır ilgili ve etkili çevrelere termal turizm noktasında olsun, turizm anlamında olsun, eksiklerimiz giderilmesi gereken aciliyet ve önceliklerimiz şehrimiz için neler, değerli tecrübelerinize dayanarak sorarsak. Yani 30 yıla yakın, 30 yıl olmasa 30 yıla yakındır Afyon'da hizmet veriyorum. Ünal Özgen olarak 3 yıldır da buranın genel müdürlüğünü yapıyorum. Hep özlediğimiz, beklediğimiz, biz Türkiye'de termalin başkenti olduk Afyon'un Karahisar olarak biliyorsunuz. Bu konuda tereddüt edecek bir şey yok. Gerçekten bizim bütün otellerimiz Türkiye'nin şartlarının üstünde hizmet veriyorlar ve Afyon tercih ediliyor. Ama bir eksiğimiz var. Biz Afyon'un da termalin başkenti diyoruz. Biz bunu şu anda yapamadığımız, bizim de özellikle bu konuda biz özel ekip kurduk, çaba sarf ediyoruz. Afyon'a yabancı turistin
termali tercih eden yabancı turistin gelmesi için de biz çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Aslında Avrupa'da özellikle sağlık turizmi anlamında çok kuvvetli bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Tabii Avrupa'daki Türkleri başardık yani Afyon olarak. Avrupa'daki Türkleri Afyon'a getirebiliyoruz. Tercihleri arasında yer alıyor. Ama bizim artık yabancı turisti de Afyon'da çok iyi bir şekilde Afyon'u tanıtarak Afyon'a getirmemiz ve Afyon'u artık sadece Türkiye'nin bir şehri değil, dünyanın bir termal merkezi halinde göstermemiz ve dünyaya duyurmamız gerekiyor. Bu bizim için, yani benim de yıllardır özlemim. O yüzden biz burada bir ekip kurduk. Sırf yani bu pazarı takip edip bunu nasıl getirebilir çalışmalarını yapıyoruz. Buna tabii ki diğer tesisler de belli oranda yapmaya çalışıyorlar. Tabii şu anda bölgenin biliyorsunuz hemen bizim tesisimizin yanında bir termal kent projesi var. Ben bunun Afyon'a gerçekten katkı sağlayacağını, yabancı turist getirmede bize etki en önemli etkenlerden birisi olacağını düşünüyorum. En kısa sürede onun yapılması için herkesin el birliğiyle, ticaret odası bildiğim kadarıyla ciddi bir şekilde buna çalışma yapıyor topla birlikte. Herkesin elini taşın altına sokup burada biz daha iyi Afyon'un bu tesislerin sayılarının da yatak kapasitesinin artması için artık yabancıyı, turisti Afyon'a getirmeliyiz. İlaveniz ya da bu vesileyle söz etmek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Kıymetli tüm misafirlerimizi, Afyon'u ve tüm misafirlerimizi Afyon'a bekliyoruz. Sağ olun.